kümesi isteniyor. Önce şu parantez içlerinden başlarız. Bu parantezi açarak başlayabiliriz. Diğer tarafta da şu eksi 9'u içe dağıtabiliriz. Ama şu an eksi 3'ü içe dağıtamayız. İstersek dağıtırız ama şimdi dağıtmayız. Önce şu parantezi açmalıyız. X artı 1 eksi 3 köşeli parantez içine 2 eksi yazıyorum. Bu parantez açılınca her birinin işareti değişecek. Eksi 4'e artı 3 eksi olacak. Diğer taraf eksi 9'da eksi çarpınca eksi 9 x eksi 9 çarpı 3 eksi 27. Şimdi önce işlemi yapıp sonra dağıtabiliriz. Ama bir satır daha yazmak zorunda kalırız öyle yaparsak. Ben direkt dağıtıyorum. İşlemi en son yaparız. Direkt dağıtıyorum. Şimdi şurası x artı 1. Eksi 3 ile 2 x'i çarpıyorum. Eksi 6 x. Eksi 3 ile 4'ü çarpıyorum. 12. Eksi 3 ile 3 x'i çarpıyorum. Eksi 9 x eşittir. Eksi 9 x eksi 27. Şimdi her iki tarafta bir eşitliğin her iki tarafında aynı ifade varsa onlar yok edilebilir. Çünkü karşıya geçince ters işaretçisi olacak, birbirini sıfırlayacak. Bunları attık. Kalanlara bakalım. X eksi 6x eksi 5x. 1 artı 12, 13 eşittir. Eksi 27. Şimdi eksi 27'yi sola alalım. Hem x'de olan pozitif bir ifadeye dönüşmüş olur. O eksisinden kurtulmuş oluruz. Eksi 27 de sola gelsin. Sol taraf 13'tü. Eksi 27 geldi. Artı 27. Eksi 5x karşıya gitti. Artı 5x. Bu durumda sol taraf 40 eşittir 5x. 5x 40 ise x de 8 olur. Evet, cevabımız 8.